Welcome to Forever, man. Let's go. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknoat'ta hoş geldiniz. Şu an karşınızda gördüğünüz gibi Professional Condenser mikrofon BM800 Last Voice yazıyor. Elimizde mikrofon var. Böyle bir resim koymuşlar ama tabii ki de üzerinde echo ve volume maalesef yok. Niye böyle bir resim yapmışlar? Bilemedim. Daha içindekini benzer koysaymışlar. Yani bu tuşlar yok madem. Niye koyuyorsunuz? Şöyle özellikleri var. Kutu yazıyor. Aynı şeyler. Falan filan. Kutusu bu. Şimdi kutuyu açalım. Kutumuzu. Şimdi öncelikle de bunu daha önce biz tanıtmıştık ama bir sürü yorum geldi. İşte ses az gelmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Tekrar ben bunu kutuladım. Yani görmek isteyen olur diye. Böyle bir kağıt sizi karşılıyor. İşte falan filan testler mesler. Notlar. Herhalde garanti belgesi olabilir. Belki. Ama tabii ki şey yapıyoruz. İçinden şöyle bir kablo çıkıyor. İki ucu da bunların iki ucu da şöyle bildiğim ses şeyi değil de böyle ses kartları için öyle bir kablo. Bir de normal kablosu var şey içindir. Şöyle ses kartına takabilmek için bildiğimiz kulaklık jack'ı şeklinde iki stereo. Görüyorsunuz mikrofon kablosu falan yazıyor. Şu anda mecburen bunu kullanıyoruz. Ses kartımız yok. Ses kartımız olsa gerçekten daha iyi bir ses alacağız. Onun için bunu alıyorsanız yanında da ses kartınız olmalı. Yani normal ses kartı değil bunlar. Mikrofon için satılan ses kartları. Normalde bizim de ses kartımız var. Ama maalesef o pek bir iş yapmıyor. Test edeceğiz bunu zaten. Bakalım başka kutunun içine şöyle. Mikrofon orada görünüyor. Bunlar aslında hepsi ambalajlıydı. Gördüğünüz gibi bunun üstüne takacağız. Böyle bir mikrofon tutacağı. Hepsinin montajını yapacağız. Ve esas olay da budur arkadaşlar. Şurada. Az önce dediğim gibi kutusunda artık satılsın diye mi alıcısı daha böyle alıcı olsun diye mi yapılmış bilmiyorum. Tuşlar koymuş ama tuşmuş yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle kablo girişi var. Böyle altın rengi de değil gri. Böyle metal diyebilir miyiz? Yok, alüminyum belki. Ama şu gövde sağlam duruyor. Şurası ağır. Şurası bir ağırlık veriyor. Yani sağlamlık hissi veriyor. Şu içi gözükmez ama. Çıkıyor mu bilmiyorum. İçinde çok böyle küçük bir devre gibi bir şey var. Mikrofonumuz yani BM800 bu. Montajına geçeceğiz tabii ki de. Şöyle kenara koyalım. Başka şimdi bu kutu geliyor dedik. Şu kutu. Yanında iki kutu daha geliyor. Hemen onları da alalım. Stand. Professional Recorder mikrofon standı diyor. Şöyle ayaklığı var içinde. Hemen
baktım. Şöyle bir ayaklık. Açılıyor tabi. Şurasını sabitleyeceğiz masamıza. Burası da mikrofonu tutacak. İşte kurarken tekrar göstereceğiz bunların. Neyi var? Yayları var. Yayları geçireceğiz. Şöyle. Bir de bu taraftan geçirelim. Bunlar uzun yaylar. Diğer yaylarımıza bakalım. Montajda tekrar şey yaparız. Hemen son kutumuza geçelim. Üç kutu olarak girelim. Sonuncu kutumuzda pop shield, yani filtre. Şöyle böyle göstermişler işte. Parazitler geri dönüyor diye ama bilmiyorum, ses kartı olursa daha profesyonel olanlar anlar bundan. Şöyle açılıyor. Şöyle içimizden bir pop shield'ımız çıkıyor ve iyi, yumuşak, sağlam metal. Şuraları ayakları sıkıca sabitlemek için burasını da plastikten yapmışlar. Şöyle bir pop shield dedikleri filtre. Bütün kutuyu açtığımıza göre arkadaşlar şimdi montaja geçebiliriz. Evet, montajımıza yavaş yavaş geçelim. Önce mikrofonumuzu alalım. Şöyle. Şurada bakın. Kıskaç var. Şöyle gerdirmek için. Olan burası açılıyor ve tuttuğumuz zaman rahat bir şekilde nerede sabitlemek istiyorsak orada bırakıyoruz. Böylece buraya oturmuş oluyor. Ayar var. İstersek bunu da takabiliriz tabii ki de. Şöyle taktığımız zaman bu hazır. Bunun işi bu kadar. Şimdi onun içinden şöyle bir ayaklık da çıkıyor. Onu az önce göstermedik herhalde. Şuna sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Böyle buraya girecek. Yok pardon. Şöyle yukarıdan girecek. Biz de alttan istediğimiz yere masadan bunu sıkıştırarak takacağız. Şimdi isterseniz hemen bunu masamıza sabitleyelim. Evet, ürünümüz burada. Şu parçayı şimdi kendimize göre ayarladığımız bölüme, masanın, şöyle takıyoruz. Sonra alttan görüyorsunuz. Böyle bunu düşünmüşler zaten. Çarpacağı için buraya. Böyle onu ayarlamışlar. Bu açıdan iyi olmuş. Şu anda hem çekim yapıyoruz. Takmaya çalışıyoruz. Evet. Yani şuraya bir yere takacağız. Şimdi ben onu takayım. Bayağı bir sabitledik. Şöyle bakın, çeviriyorsunuz. Buraya değdi. Tekrar çekip bir daha sıkıyorsunuz. Bunu iyi düşünmüşler. Güzel olmuş. Bayağı sabit oldu. Hemen şunu da ayaklık kısmına bakalım. Evet. Şimdi bu buraya oturacak. Bakın. Şöyle oturuyor. Oturdu mu? Oturduğu zaman şunu sıkarak sabitliyoruz.
buradan çıkmasını engelliyoruz. Bakın çıkmıyor şu anda. Bayağı sağlam oldu. O da dönebilmesi için şöyle dönme özelliği var. Böyle yapmışlar. Dönsün diye. Bakın. Şu an stand oturdu. Yerine. Şimdi mikrofonumuzu takacağız. Alalım daha önceden hazırladığımız mikrofonu. Şuraya. Bakın. Tutturuyoruz. Çeviriyoruz. Döndürüyoruz. Nerede durursa sıkışacak o. Tam yerinde durdu. Yani şöyle oldu. Tam bize konuşacağı nasıl gibi. İstersen buradan ayar yapabiliyoruz zaten bunu ileri geri yapabiliriz. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi bunun hemen kablosunu alalım. Kablosu vardı onun. Şu kısmı uygun bir şekilde alttan takıyoruz hemen. Bakalım. Çıt sesi geldi mi? Oturmuştur o. Artık mikrofonumuz hazır. Şunu ses alacaktır o. Son olarak da pop shield'ımızı montajını yapalım. Bakalım nasıl duracak. Onun yeri de şurası. Şöyle oturtuyoruz. Şöyle. Daha yakından göstereyim size. Şuraya sabitleyip sıkıyoruz. İyice sıkıyoruz oynamaz. Oynamayacağından emin olana kadar. Sonuna kadar da sıkabilirsiniz. Bu zaten istediğiniz gibi eğilip bükülebiliyor. Şu an şöyle oldu. Kullanabiliriz. Başka ne şekilde kullanabiliriz? Bu şekilde. Evet, ürünümüzün kurulumu tamamlandı. Şimdi bir de mikrofonlu ses çıkışı olarak deneyeceğiz. Hoparlörden ses almayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir ses alacağız. Beraber göreceğiz, test edeceğiz. Tabii dediğim gibi buna bir ses kartı gerekiyor. Mikrofonlar için olan piyasada bulabilirsiniz. Yazacağınız zaman en ucuzundan en pahalısına kadar var. O olduğu zaman ses, asıl sesi o zaman alacaksınız. Bu şekilde ses kartından ben de ses alıyorum ama tabii ki de cızırtılı ve az oluyor. Ses seviyesi düşük oluyor. Bundan dolayı bir ses kartı muhakkak lazım. Bakalım nasıl bir ses çıkacak. Şimdi hoparlöre verelim sesi. Evet arkadaşlar. Şu anda ekolu gelebilir ses. Mikrofon açıp bilgisayardan açtık. Hoparlöre veriyor şu an sesi. Ses toplaması buradan da sesimi topluyor. Yani biraz yüksek sesle konuşursunuz. Bir de ses kartı olsa gayet o çızırtılar akustik ortadan kalkacak ve daha net bir ses ortaya çıkacaktır.
Şu anda mikrofonumuz hazır. Gayet Gayet iyi iyi bir şekilde duruyor. duruyor. Yakınlaştığında daha net bir ses çıkacak. Deneyelim bakalım. Merhaba. Teknoat'ta hoş geldiniz. Kendi sesimi de duyduğum için biraz tuhaf oluyor tabii. Umarım buradan bir fikir sahibi olabilirsiniz. Sesim gayet iyi geliyor şu anda. Yani hoparlörden. Merhaba. Deneme 1, 2, 3. Umarım iyi bir ses hani buradan duyabilmişsinizdir. Tabii ki de bunu aldıktan sonra ses kartı da almayı unutmayın. Biz de alamadık henüz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.